Rahmetli anneannem benim için derdi ki, bana evladım sende glossomani var derdi. Glosso, dil demek. Ben çok konuştuğum için anneannem diyordu sende glossomani var diyordu. Yangınlar, efendime söyleyeyim yağmalar, korkunç olacak işte. Her şehre üniversite açmak ahlaksızlıktır. Şimdi 4 tane din dersi var ya. Şu anda dünyada ben aklı başında bir tane yönetim tanımıyorum. Hala kömür üretiyor eşyalı ışık. Ula hayvan görmüyor musun nereye gidiyor bu iş? Ama işte adam cahil, zır cahil. Ne işi var lan herifin orada? Ukrayna savaşını Amerika çıkarttı, Rusya çıkartmadı. Amerika bir felakettir. Tarikattı, ırttı, zırttı bilmem nenin, bunların kökünün kazınması lazım. Bugünkü devlet yöneticileri suç işliyorlar. Bir tane savcı kalmadı mı ya? Çokça tartışılan bir konu, yanlış da biliniyor kamuoyunda. Sizin Çanakkale'ye taşınma projeniz. O proje var. Yani o tarafı doğru. Bizim Çanakkale'de büyük bir evimiz de var. Ama güneyde, Edremit Körfezi'nin sahilinde. Aklın yolu oraya gitmek. Şimdi bizim evin önünden de koskoca bir fay geçiyor. Ama onu bildiğimiz için o ev ona göre yapıldı. Yani 2 metre zıplayacak bizim ev. Yani Çanakkale'de sıkı depremler falan olur. Ama esas etkilenecek yer Trakya'dır. O işte Mürefte, Şarköy falan oralar ki 1912'de yıkılmış, mahvolmuş oralar. Tabii İstanbul'un başına gelecek felaket deprem bir taraftan, bir de deprem sonrası var. Yangınlar, efendime söyleyeyim yağmalar falan korkunç olacak İstanbul. Yani dün ben Beykoz Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Efendim Sayın Valimiz, yani geçen vali Ali Bey de o başlattıydı. Bu valide devam ettiriyor. Koruma ister misiniz? İşte bana soruyorlar, Çakarlı koruma ister misin? Bilmem neli koruma ister misin? Çağrılı koruma ister misin? Ben de hepsine hayır, çok teşekkür ederim diyorum. Çocuklara yazık diyorum. Yani oraya bütün gün gelecek, çatlayacak sıkıntıdan memur. Hiç lüzum yok. Ona peki efendim diyorlar. Yalnız şey tutuyorlar, istemediğime dair zabıt tutuyorlar, onu imzalıyorsun falan. Ben o zaman gittim çocuklarla konuştum. Ya dedim, bakın dedim, arkadaşlar dedim, sizin işiniz en zor iş, siz İstanbul polisisiniz. Nasıl başa çıkacaksınız dedim. Felaket olacak dedim. Yangınlar nasıl söndürülecek? Yani dedim, bugün teşvikiyeye biraz yağmur yağdığı zaman, hele Allah muhafaza kar yağdığı zaman giremiyorsun. Bir de deprem olduğunu düşün. Yani İstanbul yangınlarını söndürmek için en akıllıca daha doğrusu hareket havadan söndürmedir. Ama bir şehri havadan söndürmekle bir ormanı havadan söndürmek arasında fark vardır. Ona göre eğitim yapılması lazımdır. Uygun helikopter alınması lazımdır. Bundan hiçbirisi yapılmadı. Üstelik şehir merkezindeki havaalanında artık kullanılmaz durumda. Evet. Yani korkunç. Mesela İstanbul denizden beslenebilir kolayca. Ama bunun için müteharrik iskeleler lazım. Bunlar var mı? Yok. Hiçbir tedbir yok. Daha da kötüsü, İmamoğlu yırtınıyor. Bir şeyler yapalım diye. Şu çok güzel bir toplantı yaptı. Bütün bilim adamlarını topladı. Onlar gruplara ayrıldı. Bunlar raporlar verdiler belediyeye. 2 hafta sonra Tayyip Bey bir toplantı yaptı Dolmabahçe Sarayı'nda. İmamoğlu davetli değildi. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul Belediye Başkanı davetli değildi. Ben davetli değildim. O günün sabahı Naci Görür beni aradı. Dedi ya Celal, böyle böyle bir şey var. Ben davetliyim. Git dedim. Git ki bir öğrenelim dedim. Ne oluyor, ne bitiyor? Naci de soruyor, benim gitmem uygun olur mu? Tabii lan dedim, git. Seni davet ettilerse büyük nimet. Dolayısıyla İstanbul'un bu korkunç tehlikesi var. Ben de onun için oraya dedim. Yani kaçamayacağız dedim. Bunu dedim kafaya yaz. Bu yolları kullanamayacağız. Yani deprem tahrip eder de onun için değil. Bir eksodus başlayacak şehirde. Nereye kaçıyorsun? Ya bizim bir teknemiz vardı, onu da sattık. Kaçış yolu da yok. Yani bazen ciddi ciddi söylüyorum oraya ya diyorum, bir deniz tayarısı. Hani bebekte bir yerde demirleyebiliriz herhalde. Tayyareyle kaçalım. Ya o kadar ciddi bu iş. Ya İstanbul'un çökmesi demek, Türkiye'nin çökmesi demektir. Vergilerin ben %55'i diyebiliyordum. Geçenlerde duydum. %65'ine yakını İstanbul'dan gidiyor. Sen bunu birdenbire kapattın mı ne olur ya? Türkiye, Afganistan olur. Fakat bu öyle bir bela ki, Japonya kardeşim, yani en çok depremden muzdarip olan, evlerini hep ona göre yapan, tedbir üstüne tedbir alan, hani Fukushima'da ne oldu babacığım? Kobe'de ne oldu? İkisini de öngöremediler. Ya depremi öngörmek zaten mümkün değil de, olacak felaketin boyutlarını öngöremedi herifler.
Bir de biz buradayız. Allah muhafaza. Bu cehalet içinde korkunç olacak. Bazı uzmanlar İstanbul açısından bir deprem tehlikesi olmadığını... Bunu diyen tek bir uzman yok. Tek bir tane. Bütün uzmanlar dünyada ve Türkiye'de bunun büyük bir tehlike olduğunu, oradaki faydaları biz haritaladık. Oradaki stres birikimini arkadaşlar işte gerek Menlo Park'ta gerek Cambridge'de bunlar hesap edildi. Xavier Le Pichon işin başındaydı. Yaşayan en büyük dört yer bilimciden biri bu herif ya. Ve jeofizikçi. Ve üstelik deniz jeofizikçisi. Xavier bangır bangır bağırıyor. Siz uzman diye kimi kastettiniz? Türkiye'de medyanın sık sık görüşlerine başvurmayı tercih ettiği bazı isimler. Ama yani onları siz ciddiye alıyor musunuz? Ben ciddiye almıyorum tabii de. Yani neden böyle bir, neye dayanarak böyle iddialarda bulunuyorlar? Hiç sıfır. Ellerinde sıfır veri var bak. Sıfır. Ama burası Türkiye. Her mikrofonu uzatan konuşur. Değil mi? Yani siz sokaktaki bir adama da mikrofonu uzatsanız eminim bir sürü fikirleri vardır deprem hakkında. Bunların da hiçbir farkı yok. Ya tek bir yayınları yok bunlar. Ya bu olabilecek bir şey midir yani? Bir Türkiye Bilimler Akademisi kurulduydu. Cumhurbaşkanı el koydu akademiye. Bir sürü palavra adamı seçtiler. Hani ayıp olmasın diye İlber'i de seçtiler. Ama onun dışı rezalet. Korkunç. Jeoloji alanında son yıllardaki en önemli buluş gelişme sizce nedir? Valla jeolojideki en önemli gelişme son yıllarda hiç kuşkusuz GPS'tir, LIDAR'dır falan. Yani bu uzaktan algılama var ya, o inanılmaz kapılar açtı jeoloji. Yani biz bugün milimetre çapındaki hareketleri ölçebiliyoruz. Dolayısıyla bu fay faal midir değil midir eskiden depremlere bakardı. Efendim veya rahmetli Clarence Allen derdi ki ya işte kuaternerde son 2,5 milyon yılda bir fay hareket ettiyse faal demektir. Şimdi buna ihtiyacımız kalmadı. Biz artık bugün adım 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 ölçebiliyoruz. Ondan sonra bu zirkon yaşlandırması çıktı. Uranyum kurşun. Son derece hassas hale geldi. Bütün eski bu rubidium strontiumdu bilmem neydi falan filan. Artık hiç kimse iltifat etmiyor onlara. Bu yaşlandırma 3 milyar sene evveline kadar fevkalade hassas yaş veriyor. Biz de onu kullanıyoruz her zaman. Depremlerin öngörülmesine yönelik bir takım çalışmalar var. Bu mümkün değil. Yani şimdi bir çalışma var. O da gene GPS'le. Depremden önce deprem olacak fayın üzerinde azıcık hareketler başlıyor. Onu birkaç yerde test ettiler. O ümit var gözüküyor. Peki ne kadar sürelik bir öngörme bu? Yani bir pattern var mı? Bir iki gün, bir hafta falan. Ama bazen hiç olmayabilir. Ama burada ihtimal yükseliyor. Tabii. Yani burada ihtimal yükseliyor. Hatta mesela fay üzerinde kayma başlayınca ya burada kesin deprem olacak diyebiliyorsun. Şu an bu çalışma gelişme aşamasında. Evet. İşte Science'da falan yayınlandı. Bunu diğerleriyle birleştirdiğin zaman ya adama burada oturma kardeşim diyebiliyorsun. Peki Türkiye'de böyle bir altyapının, böyle bir öngörü altyapısının kurulması için. Türkiye'de GPS altyapısı çok iyi. Niye diye soracaksın? Çünkü ordu yönetiyor. Gayet iyi durumda. Bunu en ciddi takip eden iki yer var. Biri İTÜ, biri de Kandilli. Kandilli'nin sıkıntısı jeologları yok. Sırf sismolog onlar. Müessesenin görevi gereği, efendim, kuruluşu gereği falan. Fakat İTÜ'de çok ciddi bir ekip var. Yani peki. İTÜ'deki heriflerin de pek çoğu uluslararası adamlar. Takip ettiğiniz kadarıyla 2023'ün en önemli bilimsel gelişmesi veya gelişmeleri sizce nedir? Çok dikkatinizi çeken, geleceğe ilişkin çok şey söyleyen olaylar sizce nelerdi? Vallahi ben bütün bilim dallarını takip etmiyorum. Yani benim oğlumun anlattığı bazı şeyler var. Yani mikrobiyolojide çok önemli işler yapıyor bu herifler. Yani pek çok kanserin tedavisini buldular. Bu tabii çok önemli. İkincisi atmosfer biliminde gelişmeler muazzam. Çünkü işte bu küresel ısınmaydı, ırttı zırttı bilmem neydi. Çok para gidiyor bu işlere. Bunda bazı ciddi işler yapılıyor. İşte dünyanın her tarafında buz karotları alınıyor, bilmem ne yapılıyor falan filan. Benim kendi dalımda yapılan en önemli işler dünyanın güncel hareketlerini tespit etmek. Bir taraftan da ki dünyada onun başını büyük ölçüde İTÜ çekiyor. O da paleotektonik. Mesela bütün Asya'nın tektoniği bizden soruluyor ama Asya'nın tektoniğini ele aldığın zaman ya kıta kabuğu nasıl büyüdü? Bu sorunun cevabı da var orada. Mesela biz Afrika'da benzer bir çalışma yaptık. İşte Afrika'da 600 milyon sene evvel ne oldu? Ya bugüne kadar söylenmişlerin hepsinin yanlış olduğu çıktı ortaya. Bu tip işler yapılıyor. İşte Apalaşlar'da çok enteresan çalışmalar yapılıyor. Apalaşlar'da Apalaşlar'a paralel
Bir sürü makaslama zonu bulundu hiç bilinmeye. Sonra paleomanyetik çalışmalar çok hassaslaştı. Mesela Avrupa'da Bohemia masifi dediğimiz yer 90 derece takla atmış ya. Böyle şeyler bulunmaya başladı. Dolayısıyla eskiden dünyanın yüzü nasıldı? Bu çalışmalarda bayağı ciddi ilerlemeler var. Buna tabii bilgisayar çok katkıda bulunuyor. Mesela G-Plates'te bilmem neydi falan böyle programlar var. İşte bizim Nalan bu işleri çok iyi yapıyor. Onun için bizim yazdığımız paperların nihai rekonstrüksiyon işleri. Nalan yapar hep. Yapay zekaya ilişkin çalışmalar bayağı gündemi meşgul ediyor şu an. Birçok evet. Çalışma alanına da uyarlanıyor. Hem çalışma alanı hem ticari olarak evet. Gündelik yaşama. Öğrenciler ödevlerini yapay zekadan yapmaya başladı. Böyle ufak tefek şey. Şimdi yapay zekanın kullanılabileceği yerler var. Fakat unutmayın yani yapay zeka insanın yapması gereken bazı şeyleri yapıyor. Ama insanın ona öğrettiği kadarını yapabiliyor. Daha fazlasını yapamıyor. Yani tam kendini programlayabilen bir yapay zeka henüz oluşturulmadı. Yani bir beyin daha yapamadık. Ona ilişkin çalışmalar var. Var tabii ki. Oraya doğru gidiyor. Oraya evet. Doğru. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kullanıma açılan ChatGPT var. Bir chatbot aslında karşılıklı konuştuğunuz yapay zeka uygulaması. İşte öğrenci ödevini orada yapıyormuş. Yok abstract orada yazılıyormuş falan filan. Hiç ilgilenmedi o. Yalnız bizim öğrencilere söylüyoruz. Yakalanırsan apı yuttur. Onu yakalamak kolay. Yeter ki hoca adam olsun. Yapay zekanın olası etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bazı işleri kolaylaştırdığını biliyorum. Henüz götürdüğü bir şey yok. Ama bu insan muadili bir şey üretirse sonunda bizi lüzumsuz bulmaya başlayabilir. O da evrimin doğal bir neticesidir yani. Yani insandan sonraki yeni evrimsel basamağımız yani olabilir. Biz karbon temelli bir organizmayız. Bir de bakacaksınız silikon temelli organizmalar çıkıyor. Bunlar evrimleşiyor zaten. Kendi işlerinde de evrimleşecekler. Ondan sonra diyecekler lan bu salaklara ne lüzum var. Ama yani kardeşim dinozorlar yok olmuş. Efendime söyleyeyim kök memeliler yok olmuş. Bunlar bir zamanlar bütün kıtalara hakim hayvanlardı. Ne oldu hepsi? Bir göktaşı düştü. Gidiverdi dinozorlar. Dinozorların hepsi gitmedi gerçi. Kuşlar kaldı ama. Yani onlar da sadece böyle kovuklarda falan yaşayan ufak tefek kuşlar kaldı. Sonradan tekrar geliştiler. O göktaşı hipotezini alternatif başka yok oluş senaryoları da şu an çalışılıyor. Yakın zamanda buna ilişkin bazı tartışmalar ortaya atıldı ama. Hiç zahmet etmesinler. Çünkü bu göktaşı hipotezi bir, krater bulundu. Yukatan açık slopta. İki, iridyum bütün dünyada aynı zamanda. Üç, orman yangınlarının izleri bulundu bütün dünyada. Dört, göktaşının vurduğundan birkaç saat sonra dev bir tsunami'nin Dakota'da, düşünebiliyor musun? Meksika körfezi burada, Dakota burada. Dakota'daki bir ortamı bir anda yok ettiğini buldular. Bir dinozor duvara yapışmış hayvan ya. Dolayısıyla bunların hepsini yapabilecek başka bir şey yok. Biraz daha Türkiye özeline dönelim tekrar. Üniversiteler iflasta. Üniversite diploması sahibi olmak da ekonomik açıdan artık giderek şey anlamını yitiriyor Türkiye'de. Ben sana bir şey söyleyeyim, hep öyleyim. Şimdi bunu arttırdılar. Şimdi Türkiye üniversite diploması veriyor. Hiçbir anlamı yok. Zaten Avrupa'daki üniversiteler bunları kabul etmiyor. Hani İTÜ'den, MİTÜ'den falan gidersen o bir etki yapıyor. Ama genelde Türkiye'de verilen hiçbir şeyi kabul etmiyor. Niye etsin? Şimdi Türkiye'nin impaktına bakıyor. Ne araştırmalar yapıyor Türkiye? Bunlar nerede yayınlanmış? Yayınladıkları yerlerin impact faktörü nedir? Yayınladığın makalenin impact faktörü nedir? Bakıyor ki hiçbir şey yok. Muazzam bir intihal dedikodusu. Üniversitelerin hiçbir bağımsızlıkların olmadığı bunları görünce adam ne yapacaksın sen ben seni istemiyorum diyor. Sahte akademik dergilerde makale yayınlama konusunda Türkiye, Hindistan ve Nijerya ile birlikte dünyada ilk üçte. Yani böyle bir yerden sen niye öğrenci kabul edesin? Bir yandan da yetişmiş insan kaynağımız yani elimizde kalan 3-5 nitelikli kaliteli üniversitenin yetiştirebildiği insan kaynağımız. Onlar da gidiyor. Ben şey işte benim öğrencilerim. Bir tanesi kalmadı ya. Adamlara kadro veriyor içi. Ben istemiyorum diyor. Bundan 20 yıl öncesiyle, 30 yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? 20-30 yıl önce de taşra üniversiteleri kötüydü. Ama İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi falan gibi yerler nispeten iyi eğitim veriyorlar. Yani Boğaziçi'nin verdiği eğitim pek aham şaham değildi. Yani Boğaziçi bir sosyal kulüp halinde çalışıyordu. Ben hatırlarım yani Boğaziçi'nin mühendislik derslerinin laboratuvarları falan İTÜ'de yapılır. Böyle üniversite olmaz mı kardeşim yani ben Robert Kolejliyim. Ben 2 sene o kampüste okudum. Şeyde bebek kampüsünde okudum. Amerikalıların laçkalığını orada gördüm. Ondan sonra bizi şeye naklettiler Arnavutköy'e. Kızlarla birleştik.
Yardadır. Yani düşünüyorum da orada benim en iyi hocalarım kimlerdi? Türkçe, Münir Aysu. Muhteşem bir adam. Coğrafya, Tarık İnez. İşte benim bu jeolojiye olan hevesimin artmasına sebep olan adam. İngilizce Jim Lovett. Jim Lovett memleketinden iğrenmiş, bir daha dönmeyeceğim dedi. Sonra zavallı parasız pulsuz kaldı falan. Doğduğu yere döndü. Orada da öldü. Ama bunun dışında adam hatırlamıyorum ya. Yani lise 2'de bir tane iyi matematik hocamız vardı. O da hava yarbayıydı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nden gelmiş. Seyri sefer yarbayıydı. Şahane bir herifti. Bir sene kaldı gitti adam. O taşra üniversiteleri falan hep felaketti yani. Ama İTÜ gibi, işte ODTÜ gibi falan filan yerler biraz elle tutulur eğitim verebiliyorlar. Bu yeni idareyle işte ODTÜ, hele Boğaziçi. Hallaş baba gibi attılar bunları. Yani Boğaziçi diye bir üniversite kalmadı. ODTÜ bir garip hale büründü. İTÜ devam ediyor. Bilkent yüzmeye çalışıyor hala. Ama kardeşim sen 100 seneden önce bir üniversiteyi olgunlaştıramazsın. 100 seneden yaşta Türkiye'de iki tane üniversite var. İstanbul Üniversitesi 1900'de kuruldu. Hani 1453'te kurulduk diyorlar ya. Tumturaklı yalan. Bir de 1773'te hakikaten kurulmuş ve sürekli gelmekte olan İstanbul Teknik Üniversitesi var. Ve onun için bunlar içerisinde en eskisi en iyisi oluyor. Çünkü kendi içinin mekanizmalarıyla gelişmiş. Sonra İTÜ hiçbir yerin kopyası değildir. ODTÜ bir Amerikan Üniversitesi kopyasıdır. İstanbul Üniversitesi kurulduğu zaman bir Alman Üniversitesi kopyasıdır. İTÜ 1773'te devletin ihtiyacı olan sorunlara cevap vermek için kurulmuş. Yani bir üniversite düşün ki ilk defa gemi fakültesi kurulsun. İhtiyaç oradaydı çünkü. 1795'te inşaat kuruluyor. Neden? Ordunun ihtiyacı var, istihkamcı lazım. Dolayısıyla İTÜ bunlar arasından sıyrılıyor. Ütekiler gibi değil. Fakat İTÜ'ye sataşmak isteyen oldu. Bir numara Atatürk. Demiş ki ya bu küçücük bir okul. O zaman 1500 kişi falan bizim öğrenci kadromuz. Atatürk demiş ki ya bunu İstanbul Üniversitesi'ne ilave etsek bir fakülte olarak. Bizim hocalar gitmişler Ankara'ya, bakın paşam demişler, orada dur. Bu demişler mümkün değil. Bizim demişler geleneklerimiz, bilmem nemiz falan, öğrettiklerimiz bunlara hiç benzemiyor demişler. Dolayısıyla demişler lütfen bize dokunma. Atatürk de akıllı bir adam olduğu için peki demiş. Ondan sonra Demirel geldi. Bizim kendi mezunumuz, hem de bayağı iyi bir mezun. Şahane bir adam, zeki. O için mühendisliği beş paralık etti adam. Teknik üniversitenin kalitesini halkın gözünde düşürdü. Şimdi Çemişgecek Üniversitesi'ne çıkan ben de mühendisim diyor. Ula İTÜ'den çıkan ben de mühendisim diyor. Halk bunu ayıramıyor ki. Dolayısıyla çok büyük zararlar verildi. Özellikle 1960'dan sonra. İşte herkese eğitelim, herkese okutalım. Senin öyle bir kapasiten yok. Hele AKP ile, yani bilmiyorum hatırlar mısınız, İlber bir beyanat verdiydi gazete. Her şehre üniversite açmak ahlaksızlıktır. Daha ne desin adam? O çok belini büktü Türkiye. Çok ama. Yani bizim üniversite tahsilimizi beş paralık etti. 200 küsur oldu üniversite sayısı şu an. Düşünebiliyor musun? Ya ne oluyoruz? Ya? E, liseleri rezil ettiler. Bir sürü 4 tane din dersi var ya. Yani bu akla sığacak bir şeydi bu devirde. Evrimi tartışmalı hale getirip müfredattan çıkarmaya. Biliyorsun Amerika'da da var. Ama evet, biz oraya da özeniyoruz. Ve bu tip şeyleri Amerika finanse ediyor. O konuda makale çıktı Amerika'da. Oradaki protestan kuruluşların, evrim aleyhtarı, protestan kuruluşların, Türkiye'deki Müslüman kuruluşları nasıl beslediği bilimsel bir makale oldu. Atatürk zamanındaki tarih kitaplarına bakın. Lise 1 tarih kitabının başında insan evriminden başlar. Şimdi Berat Albayrak Efendi bakanken Meta'ya gidiyor. Meta'nın bir müzesi var. Çok güzel bir insan evrimi yapmışlar. Nedir bu demiş, böyle palavra, kaldırın bunu demiş. Meta'nın da hıyarlığı peki efendim deyip kaldırmışlar. Yani birisi de demiş sen ne bilirsin be? Sen kimsin? Değil mi? Ya bu işin uzmanları var Türkiye. Çağır onları, sor. La hiç kimseyi çağıramıyorsa beni çağır be. Kütüphaneniz çok meşhur. Daha önce Fatih Altaylı ile yaptığınız röportaj çok izlendi. Herkes de seyretmiş ya. Ben hayretler içinde kalıyorum ne kadar da meraklıymış milletimiz kütüphane seyretmeye diye. Hoşuma da gitti aslında. Ama sizin kütüphaneniz Türkiye'de yani arşivi kapasitesi itibariyle, sahip olduğu orijinal eserler itibariyle aslında emsalsiz kütüphane. Ömer'e sormak lazım. Ömer Koç'a sormak lazım. Ama benim kütüphanem dar bir konunun kütüphanesi. Jeolojiyle ilgili, en geniş anlamıyla jeolojiyle ilgili benim en eski kitabım 1534 baskısı. Sizin bu kitaplara olan merakınız biliniyor zaten ve geçtiğimiz yıl zannedersem
bir merasimle oğlunuzu aslında oğluma devrettim. Evet, evet. İmzalar attınız. Evet, evet, evet. Oğluma devrettim. Çünkü bu tip kurumların yaşaması lazım. Benim oğlum da biyolog. Yani benim dilimi anlayan bir adam en azından. Dolayısıyla ben dedim bundan sonra senindir. Çünkü benim ilk niyetim, daha Asım doğmadan, ilk niyetim bu kitapları diyordum ben İTÜ için toplayayım. Malları diktiğim zaman da bunlar İTÜ'ye gitsin. Hepsi falan. Karım da oğlum da karşı çıktı. Türkiye henüz o kadar güvenilir değildi. Dolayısıyla ailede kalsın. Ailede kalacaksa bizim bir tane çocuğumuz var. O zaman dedik Asım'a devredelim. Yani bir uzun vadeli proje var mı kütüphaneyle ilgili? Nasıl, ne yapılacağına dair? Asım burayı öğrenci kullanımına açmak istiyor. Bütün burayı dijitalize edip bunu öğrencilerin kullanımına açmak istiyor aslında. Hatta bazı kısımlar var mesela diyor ki bunları diyor İTÜ'ye verebiliriz. Dergi koleksiyonları var, devasa. Tavşan gibi de yürüyorlar. Yani diyor belki onları veririz İTÜ'ye diyor. Benim 5000 haritalık büyük bir harita koleksiyonum vardı. Mesela onu İTÜ'ye verdim. Çünkü ona bakmak çok zor. Oraya bir adam bakamaz ona. Üniversitenin bakabileceğini düşünüyor musunuz? Şahane bakıyor. Üniversite inanılmaz şeyler yaptı. Bir harita odası yapıldı. British Museum'da vardır The Map Room. Öyle bir şey yapıldı. Başına bir uzman kondu. Ve hepsini tarattılar. Bugün siz İTÜ kütüphanesi kullanıcısıysanız deseniz ki kardeşim ben Kongo'nun jeolojik haritasını istiyorum. Şak diye geliyor karşına. Veya Küba'nın haritasını istiyorum. Değil mi? Veya Kafkasların haritasını istiyorum. Hepsi scan edilmiş vaziyette. Bunu başlatan aslında İhsan Bey. O tabii çok kısıtlı kişisel imkanlarıyla epey bir harita toplamış. Hatta ben hiç unutmuyorum Kafkaslar'da bir toplantıya gittim 1984'te. O toplantıda sordum dedim Kafkasya'nın yeni haritası var bir böyle 500 binlik ve onu satın almak istiyorum dediler. Bir getirdiler. Getirdiler. Sonra işte grup halinde bir fotoğraf çektireceğiz. Jeoloji Enstitüsü'nün merdivenlerinde. O fotoğrafta ben elimde böyle bir harita borusu. Şota Adamya vardı. Şota geldi sen dedi. Getirdin de öğrencisin değil mi? Evet dedim. Nereden anladın? Bana bir fotoğraf gösterdi 1965'te. Aynı yerde bir grup fotoğrafı çekilmiş. Çünkü bir arazi gezisi yapılmış Kafkasya'ya. İhsan Hoca gitmiş. Gene o grupta bir tek elinde harita tutan İhsan Bey. İhsan Hoca haritaları buraya getirmiş. Dolayısıyla şimdi bizde çeşitli nesiller Kafkas haritaları var. Böyle bir tradisyon başlamış İhsan Bey'le. Ben harita almaya başlayınca hocanın çok hoşuna gitti. Çünkü bütün dünya var bizde. Yani sen bugün desen Patagonya'yı efendim görebilir miyim? Evet, mümkündür. Türkiye'de coğrafyacılık, haritacılık kültürü çok zayıftı. İTÜ kartografları 1875'te Paris sergisinde altın madalya almışlar. Avusturya'yı falan geçip neden? Askeriyeden geliyor. Askeri mektep mecburlar harita yapmaya. Biliyor muyum? O zaman Türkiye'nin bütün haritalarını onlar üretiyorlar. Adam gibi haritalar. Ama bir coğrafya kültürü yok. Bunun sebebi de Darülfünun lağvedilip coğrafya. Pardon, İstanbul Üniversitesi kurulunca oradaki coğrafyanın başına getirilenlerin hiçbirisi coğrafyacı değil. Ve bunlar demişler ki işte çoğu da Fransızca biliyor. Ve demişler Fransız ekolünü bize örnek alalım. Onu örnek aldı mı zaten hapı yuttu. Çünkü Fransız ekolünde coğrafya edebiyat fakülteleri. Neden? Vidal de la Blache tarih kökenli bir adam. Büyük Fransız coğrafyacısı. Yani büyük diyorum da hiç öyle de değil bana sorarsanız da neyse. Ama bu herif şeyden geliyor, tarih bölümünden geliyor. Bizimkiler Edebiyat Fakültesi'ne yerleştirmişler. Edebiyat Fakültesi'ne yerleştiriyorlar. Edebiyat Fakültesi'nin yeteri kadar parası yok. Arazi gezileri lazım, laboratuvarlar lazım, bilmem ne lazım falan. Bir türlü adam gibi gelişemiyor. Fakat 20. yüzyılın orta kesiminde bizim coğrafyanın çok büyük şansı Sırrı Erinç gibi bir dahinin oraya girmesidir. Yani Sırrı Hoca zamanında bizim coğrafyada bir tane dünya çapında adamımız var Sırrı Bey sayesinde. Sırrı Bey öldü, iş bitti. Finito, maalesef. Sırrı Bey bizde ders vermiş birkaç kere İTÜ'de. Çünkü İhsan Hoca'nın en yakın arkadaşıydı. Kafalar benziyor birbirine. Yani iki tane müthiş zeki herif. Bu işleri bilen adamlar. Ama bize ders vermeye gelmiş Sırrı Bey. Ondan sonra Sırrı Bey bana bir öğrenci tanıştırdıydı hayattayken. Daha lisans öğrencisi. Cengiz Yıldırım. Biz hocayla koridorda konuşuyorduk. Cengiz de geliyor, bir yere gidiyordu herhalde. Sonra hocana görünce Cengiz gel gel dedi. Cengiz buyurun hocam dedi. Hoca bana döndü, bu olana sahip çıktı. Bu dedi kıymetli bir çocuk, bundan bir şey olur. Dedim tamam hocam, kolaydır.
Cengiz mezun oldu, doktorasını aldı falan. İlk defa İTÜ'nün tarihinde coğrafyacı birisi İTÜ'ye atandı. Arkasından Cengiz dedi ya bir de Tolga var. O da şahane bir herif. Dedik onu da alalım abi. Tolga'yı da aldık. Avrasya Enstitüsü'nün kurulmasını ben teklif ettiydim. 1998'di galiba. Bu teklifin sebebi şuydu. Maden fakültesinin görevi mühendis yetiştirmek. Piyasaya adam yetiştirmek. İşte maden mühendisi olacak, petrol mühendisi olacak, uygulamalı jeoloji olacak. Bir de genel jeoloji kürsüsü var. İhsan Bey'in kürsüsüydü o. Şimdi bu genel jeoloji ötekileri besleyecek. Yani işte şeyler, genel jeoloji dersleri falan filan bunlara verilecek. Fakat genel jeoloji çok sivrildi. Çok sivrilince ona tabii ilgi çok arttı. Ama bu maden fakültesinin göreviyle uyumlu bir durum değil. Dolayısıyla yer bilimlerinin temel bilimlerini ele alabilecek bir araştırma grubu yaratacak başka bir müessese lazım. Avrasya Enstitüsü kuruldu. Avrasya Enstitüsü'nün kısa bir sürede müdürlüğüne Nusret Dalfes getirildi. Bana bazen soruyorlar, Nusret'in ihtisası nedir? Doğa bilimleri. Nusret, ben lisedeydim onu tanıdım. O da üniversite ikinci sınıfa gidiyordu, benden iki yaş büyük. Nusret karar vermiş ki biyolog olacak. Ama demiş biyolog olmak için iyi bir biyokimya bilmek lazım. Şimdi iyi bir biyokimya bilebilmek için kimya bilmek lazım. Şimdi kimyayı yapabilmek için fizik bilmek lazım. Fiziğe girmiş. Fizikten mezun oldu. Maden fakültesine geldi. Sismoloji yaptı herif. Sismoloji master'ını bitirdi. Doktorayı Amerika'ya gitti. Atmosfer bilimleri yaptı. Şimdi ormancılarla falan çalışıyor. Böyle bir adam bu. Arkeologlarla çalıştı. Falan Nusret müdür oldu. Nusret müdür olunca dedi ki bu Avrasya'yı o hale getirelim ki sen hukukçuysan bile seni kabul edelim. Şeyler yapmak istiyorsan doğa bilimlerinde. Dolayısıyla bizde atmosfer çok iyi gelişti. Atmosfer bilimleri. Sonra jeomorfoloji bu iki tane coğrafyacı olan sonra bizim Atilla Çin'e geldi. Fransa'dan geldiydi diye hatırlıyorum. Atilla hemen bunlarla bir takım oluşturdu. Bunlar Türkiye'de ilk defa yüzey yaşlandırması yapmaya başladılar ki şahane bir şey. Bu herifler düşün Antarktika'da projeleri. Nasıl? İyi değil mi? Türkiye'de başka yoktur herhalde Antarktika'da çalışmak. Hayır. Hatta orada bunlar bir erinç buzulu adlandırdılar. Bu Avrasya Enstitüsü'nün içine daha sonra jeolojinin tüm dallarından adamlar alındı. Mesela beni de ben iki görev. Ben hem jeolojide görevliyim hem Avrasya'da görevliyim. Böyle şeyler var yani çift atamalar. Naci öyleydi mesela. Avrasya bayağı iyi işler yaptı teknolojide. Aral Okay öyleydi rahmetli. Arada çok, çok genç gitti o herif de. 70 yaşında öldü ya. Yani geçenlerde öldü. Duymuşsunuzdur. Evet duydum. Yani İTÜ'ye büyük darbe olmuştur o. Yani ben onu duydum kahroldum. Yani hiç unutmuyorum İtalya'daydık ben. İtalyan Bilimler Akademisi'ne kabul töreni için gittiydim. Oya'yla böyle resepsiyonun önünde duruyoruz. Telefon çaldı. Naci. Birden ayağa, ah ah ne oldu? Ulan dedim ne oluyoruz? Deprem falan oldu zannettim İstanbul'da. Falan böyle o ev telefonu kapattı. Aral'ın kalbi durmuş dedi. Dedim o kadar böyle mutlu bir haber. Şeye girdik, akademiye girdik. Ulan böyle içine sıçılır mı böyle haberin? Ben aldım Naci'yi. Dedim yani daha kötü haber. Hani sen falan öyleydin olurdu, ben öyleydim olurdu. Aral'ın dedim kaybı bir felakettir ya. Son derece üretken, dünyayla ilişkileri olan, durmadan öğrenci yetiştiren, durmadan paper yazan bir adam birden pat diye. Bir de Özcan Ercan vardı bizde. Daha doğrusu Ercan Özcan soyadı. O 48 yaşında mı ne gitti kanserden? Böyle kuşaklar yetişiyor mu artık? Bizim Cengiz Zapçı var, efendime söyleyeyim Gürsel var. Yani arkadan hava İyi var, öğrenci size. Daha. Yani çok meraklı bunlar. Şimdi İTÜ'nün avantajı İTÜ akıllı çocuklar geliyor. Bu çocukları fire up'layabiliyorsan oradan iş çıkıyor. Mesela Fatma vardı bizim. Çok zeki bir çocuk. O Almanya'ya gitti falan. Ama Fatma'nın buraya geleceği tuttu. Dolayısıyla biz atadık. Şimdiki rektör İsmail'cimin yardımlarıyla şak diye atandı. Fatma. Ama başka gelen yok abi. Sıkıntı burada, buradan kaynaklanıyor. Şimdi Gürsel'den, Cengiz'den bilmem ne falan ondan sonraki nesil zehir gibi çocuklar var. Hemen duracaklar mı? Onu bilemiyoruz ki. Bilimsel gelişmeler insanlığın karşılaştığı büyük tehlikelere çare olabilecek mi? Mesela iklim değişikliği sorunu, ekolojik yıkım, nüfus artışı, aşırı nüfus artışı, göç hareketleri, küresel salgınlar. Bilimsel gelişmeler bunlara çare olamaz. Bilimsel gelişmeler bunları anlamamıza yardım eder. Ama bunları çare haline getirecek yönetimlerdir. Şu anda dünyada ben aklı başında bir tane yönetim tanımıyorum. Hiçbir yerde yok.
Hepsi zır cahil herifler. Ben bir makale yayınladıydım Orhan'ın dergisinde. Bütün Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, hatta Güney Amerika'nın bazı yerlerini falan ele aldım. Dedim ki bu ülkelerin liderleri ne okumuş? Aralarında ciddi bir şey okumuş. Bir kişi çıktı. Merkel. Nükleer kimya okumuş bu kadın. Hem de yani bu bilimin ortaya çıkıp geliştiği memlekette okumuş kadın bunu. Ötekilerin hepsi ya işletme, ya hukuk, ya efendime söyleyeyim politik bilimler var. Böyle ipe sapa gelmez şeyleri okumuşlar. E bu adamlara sen mesela iklimin tehlikesini nasıl anlatırsın? Anlatamıyorsun. Çin hala kömür üretiyor eşyalı eşekler bol bol. E Biden daha yeni dedi bizim daha dedi hidrokarbürlere ihtiyacımız var. Ulan hayvan görmüyor musun nereye gidiyor bu iş? Ama işte adam cahil, zır cahil. Yani bugün Hindistan'ın başındaki herife bakıyoruz. Hindistan diyorum. İngiltere'nin başındaki herife bakıyoruz. Tam üstünde saksa babam ya. Zengin aileye damat olmuş. Cahil herifin biri içine sıçtı İngiltere'nin. Rishi Sunak'tan bahsediyorsunuz. Ha, değil mi? Ne işi var la herifin orada? McConnell. Başka bir salak da o. Schultz. O canım Almanya'da. Merkel'den sonra bu salak mı getirilir la? Herif haza hödük. Almanın hödüğü de fena olur. İyimser değilsiniz. Ya felakete gidiyor dünya ya. E şu olanlara bak, şu Ukrayna Savaşı'na bak. Ukrayna Savaşı'nı Amerika çıkarttı, Rusya çıkartmadı. Şu İsrail-Hamas Savaşı'na bak. Bu savaşın bu boyutlara gelmesini kim sağladı? Amerika sağladı. Bizim Güneydoğumuzdaki bitmeyen savaşa bak. Bu savaşı kim destekliyor? Amerika destekliyor. Amerika bir felakettir. Ve cehaletin dünyaya hakim olmasının sembolüdür Amerika. Maalesef. Yani yöneticilerde iş. Bilim işini yapıyor. Ondan hiç kimse endişe etmesin. Ama yöneticiler bilimin öneminin farkına varması gereken insanlardır. Şimdi bu soruya verdiğiniz yanıtla aslında başka bir sorunun daha kapısını araladınız benim için. Sosyal bilimlere olan mesafe. Hayır, sosyal bilimler yok. Ha, olsa konuşalım ama öyle bilim yok. Tarih mesela bir doğa bilimi gibi çalışır. O hakiki bilimdir o. Neden? Belgeyle çalışıyor. Değil mi? Sosyal bilimlerde bir model kurup onu test edemiyorsun. O zaman bilim değil bu. Ben onun için hep onlara sosyal disiplinler diyorum. Bunlar sosyal bilim, öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir tartışma açamıyorsun bu konuda. Bir tarih. Tarih bilimdir. Hem de çok okkalı bir bilimdir. Çünkü palavra atamazsın. Herifin biri bir belge bulur gelir, sen şapa oturuverirsin. Yani herifin biri çıkıyor. Yok Atatürk'ün anası bilmem neredeydi. Hani diyorsun ki ya bu herif maksatlı alçak bilmem ne. Fakat bu herif ben tarihçiyim diyor. Neren lan senin tarihçi? Sen tam bir öküzsün. Yani iş geliyor. Salih Özbaran, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı. Saysana bir dördüncüyü. Ali Aycıoğlu var. Cemal Kafadar var. Cemal Kafadar 5 para etmez sınıf arkadaşım benim. 5 para. Ya bir kitap yazdı. Köprünün 1930'larda yazdı. Kitap ondan daha iyi. İlber de çok kızıyor ona. Tembel herif diyor. Yani onlar iyi değiller. Bu arada az önce zikrettiğiniz isimler arasında Halil İnalcık yoktu. E öldü be adam. Siz sağ olanlardan bahsediyorsunuz. Tabii. Yoksa Halil Hoca hakikaten kaliteli adam. Bir İlber değildi ama kaliteli adam. Tarihçiler sizinle aynı fikirde olmayabilir. E tarihçi olsa? Ya dedim ya işte saydım. Salih Özbaran, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı. Bir dördüncüyü bul gel bana. Yok. Çok tartışmalı bir konu. Yalnız çünkü Salih Özbaran'ı unutma, o müthiş bir herif. Salih Özbaran şahane bir tarihçi. Mesela tarihçilik zor zanaat. Osmanlı kimliği. Buna bir şahane kitap. Ama esas Salih Hoca bizdekilerin tersine doktorasını İngiltere'de yapmıştır. Ve doktora konusu Hint Okyanusu'dur. İyi Portekizce bilir. Son günlerde çok tartışılan bir hadise var Türkiye'de. Yeni bir televizyon dizisi başlamıştı yayınlanmaya. Kızıl Goncalar. Ve bütün yobazları ayaklandırdı. Ne düşünüyorsunuz bu olay hakkında? Valla Kızıl Goncalara yapılan itirazlar, bunu sabote etme çalışmaları ki Aile Bakanlığı da bu işin içinde, Rütük de bu işin içinde. Bunların hepsi temelde anayasamıza aykırıdır. Laiklik prensibine aykırıdır. Yapılan bazı diğer şeyler kanuni suç olmamakla beraber toplumsal bir ayıptır. Kızıl Goncalar dizisi çok önemli bir probleme, kanayan bir yaraya parmak basıyor. Tarikatlar. Tarikatlar itiraz etmiş. Tarikat diye bir şey olamaz. Bizim anayasamızda yasaktır bunlar. Bu nasıl oluyor ya? Herifin biri çıkmış tarikatları kötülüyorlar efendim. Ya sen olamazsın ki. Olmaman lazım. İyi de yapıyorlar. Biz tarikatta ben ne mal olduklarını FETÖ'cülerde gördüm.
Yani benim hava kuvvetleri bağlantımdan ötürü arkadaşlarıma, komutanlarıma yapılanları gördüm. Yani biz hapishane ziyaretine giderdik. Erhan Pamuk generalim bizi akrabadan göstermiş. Onun için açık görüşlere falan gidebiliyorduk. Oya bütün mahkemelere gitti. Ben vaktim oldukça gidebiliyordum mahkemelere. E kardeşim bunlardan her akşam geldiğimizde Oya oturup hüngür hüngür ağlıyordu. Yani bu korkunç şeyleri yaşadım ben. Dolayısıyla bu tarikattı, ırttı, zırttı bilmem nenin anayasa çizgisine döndürülmesi lazım. Bu ne demektir? Bunların kökünün kazınması lazım. Böyle iş olmaz. Şimdi yeniden hem orduda hem başka çeşitli bürokratik kurumlarda örgütlendiklerine dair ciddi bulgular, işaretler var. Yani tabii ben burada söyleyemem ama bende direkt bilgiler var. Değil mi ya? Buna mani olmak lazım. Şimdi bakın bugünkü devlet bunu destekliyor. Dolayısıyla bugünkü devlet yöneticileri suç işliyorlar. Direkt suç işliyorlar. Değil mi? Ben de şunu soruyorum. Ya bu memlekette namuslu, hukukumuzu bilen, bilmem neyi bilen bir tane savcı kalmadı mı ya? Bunların adı Cumhuriyet Savcısı. Bir tane mi kalmadı ya? Bazı savcılarla konuşuyorsun. Efendim işte bizi sürerler. Bizden bu davayı alırlar. La seni sürsün. Ondan sonra çıngarı çıkaralım. Kim sürüyor? Nereye sürüyor? Niçin sürüyor? Yani hukuka aykırı hareket edeni ipini pazara çıkaralım kardeşim. Yani bir parti başkanı çıkıyor, Anayasa Mahkemesi kaldırılsın, yok ya. O kadar dangalak lafları televizyonlarda söylüyorlar. Hiçbir savcı da çıkıp demiyor ki. Kardeşim sen anayasaya aykırı laf ediyorsun. E şimdi gırla gidiyor bu. Bu olamaz. Sonra bu dizinin içinde o kadar güzel şeyler var. Ya örtülü bir kız sembolik lojik kullanarak izah ediyor. Ya ben bayıldım ona. Şahane bir şey. İki program durdurma cezası verdiler. İki bölüm. Hukuk mukuk uygulamıyor. Haydutluk yapıyor. Lütfen bunu yazın. Çünkü yaptığı iş anayasaya aykırıdır. Laik devlet temeline aykırıdır. Böyle bir şey yapılamaz. Yani işte şimdi bir savcının RTÜK üyelerini kulaklarından tutup mahkemeye götürmesi lazım. Siz daha önce bir beyanatınız nedeniyle halkın manevi duygularını aşağılama iddiasıyla ifadeye çağrıldınız. Ve sizden sonra da bu konuyla ilgili çeşitli davalar, yargılamalar gerçekleşti. Sürecin sonucu nasıl oldu? Şimdi ben savcılık tarafından celbedildim. Gittim ifademi verdim. İfadem şundan ibaretti. Benim söylediklerim bugünkü modern bilimin söyledikleridir. Söylediklerinizi bir hatırlatabilir misiniz? Musa ve İbrahim kişilikleri, bu peygamber denilenler aslında masal kahramanlarıdır. Çünkü tarihte yoktur bu adamlar. Bu adamlar sadece ve sadece Tevrat'ta vardır. Oradan da alıntılanarak azıcık İncil'de fakat daha ziyade Kur'an'da vardır. Bu kişilerin tarihi gerçeklikleri yoktur. Çünkü biz Urfa'ya gittiydik. Orada efendim işte İbrahim peygamber 75 yaşında buraya gelmiş. Dedim ya siz ne diyorsunuz? Böyle bir adam yok. Bu bir menkıbeden ibaret. Yani bizim şey Oğuz Han gibi. İşte gökten bir ışık geldi bilmem ne oldu. Oğuz Han doğdu. Ne alakası var ya bunun dedi. Bundan masal. Savcılığa celbedildim. Halkın manevi duygulara rencide ediyormuşum. Bir de halkı birbirine düşürüyormuş. Bunu nasıl yaptım anlayamadım ama. O savcıya gittim söyledim. Bakın dedim. Ben dedim bu işi inceledim. Bir sürü de kitap getirdim size. Daha tonla var dedim. Bu da hep aynı şeyi söylüyor. Mesela dedim ben bir ilave yapayım. Nuh tufanı da yoktu dedim. Nuh diye bir adam da yaşamamıştı. Ben dedim bunu bir kitabımda inceledim. Jeolojinin başlangıcını anlattığım. Orada bir tablo oluşturdum ben. 2,5 metrelik. Koskoca bir tablo. İşte Akatlarda tufan efsanesi. Sümerlerde tufan efsanesi. Yunanlılarda tufan efsanesi. Dedim ki bakın dedim buna. Hepsi dedim Sümer'den çıkıyor. Ve dedim... Şu kadar böyle bir ben jeoloğum ya dedim bana mı anlatacaksınız dedim. Bütün dünyayı su bastı bilmem ne oldu falan hikaye. Aa çocukcağız onu dedi. Çok teşekkür ederim hocam dedi. Takipsizlik kararı verdi. Bu arada RTÜK hiç sıkılmadan benim bunu söylediğim program aleyhine bir karar verdi. Habertürk'ü 1 milyon liralık bir cezaya çarptırdı. De Fatih'e dedim ki derhal mahkemeye verin. Bunlar bunu mahkemeye verdiler. Ve RTÜK mahkemeyi kaybetti. Bu kayıp ne anlama geliyor? Ulan. Mahkeme kararı olduğu için bir içtihat oluştu. Bugün sen hiç kimseye efendim Musa yoktur, İbrahim tarihi karakterler olarak yoktur dediği zaman kimseye artık ceza veremezsin. O zaman son bir kişisel soruyla, sizin hayatınıza dair bir soruyla söyleşimizi noktalayalım. Öğrencilerin, gençlerin, bilim insanı olmak isteyenlerin ilgilenebileceğini düşündüğüm bir soru. Celal Şengör'ün bir günü nasıl geçiyor? Günlük rutinleri neler? Şimdi arkadaşım keşke bu soruya cevap vermesem. Hayır, neden? Bu soruya en iyi cevabı kim verir biliyor musun? Ahmet Aslan Hoca verir. Neden? Ben zengin bir aile çocuğuyum. Ben sabah kalktım mı kahvaltım önümde. İniyorum kütüphaneme.
O gün bir yere gideceksem Cevdet arabasıyla kapıda. Bu çocukların bunları yok. Ben bir kitap alacaksam daha geçen gün 6000 dolarlık kitap aldım. Bu çocukların böyle bir imkanları yok. Bu çocuklarla işte Celal Şengör nasıl hayatını geçiriyor, sen de öyle geçir dersen alay etmek gibi oluyor. Ama Ahmet Aslan bir manavın oğlu Urfa'da. Hem de Urfa'da. Ahmet Hoca'nın ben bir kitabını aldım. Ahmet Hoca da o kitap sayesinde öğrendim. İlk Çağ Felsefesi 5 cilt. Sonra o kitabı okuyunca dedim ki herhalde dedim bu dedim Atatürk'ün gönderdiği. Almanya'da falan okumuş. Okkalı bir herif. Ama Fatih'ten rica ettim. Dedim ki Ahmet Hoca'yı bir davet edelim bir programa dedim. Bu dedim sıkı bir adama benziyor dedim. Falan. O programa davet edildi Ahmet Hoca. Koyu bir Urfa aksanı falan. Dedim hocam siz nerede okudunuz dedim. Dedi işte ilkokul Urfa, lise Urfa. Sonra dedi dil tarihe gittim dedi Ankara'da. Peki sonra hocam dedim. Sonrası yok işte o kadar dedi. Dedim hocam doktora hepsi dil tarihteydi. Bir dakika dedim. Şimdi tutmuyor birbirini. Sizin üretimize bakıyorum dedim. Yani bende uyanan intiba bu adam işte Almanya'da okumuştur bilmem ne yapmıştır. Adam gibi bir yerde okumuştur öğrenmiştir. Yok dedi. Dil tarihte öğrendim ben. Peki dedim nasıl oluyor? Niye bugün öyle öğrenenler adam gibi çıkmıyor? Ben de Nusret Hızır'ın öğrencisiydim deyince dedim şimdi anlaşıldı. Nusret Hızır felsefe profesörü, doktorası yok. Hasan Ali Yücel'in yakın arkadaşı. Ahmet Hoca dedi ki ben dedi Nusret Hızır'ın yanına gittiğim dedi. Bana ilk önce Fransızca öğretti adam dedi. Felsefe profesörü. Önce diyor Fransızca öğrendim ki diyor. Yani adam gibi kaynaklara ulaşabileyim. Ondan sonra Ahmet Hoca anlamış bir sürü de başka lisanı öğrenmiş. Kendi kendine. Bu adam Urfalı Arapça da biliyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir adam. Ve ömrünü bu işe vermiş Ahmet. Ya ben çok para kazanayım bilmem ne falan filan. Ahmet Hoca bana takılıyor bazen. Beni sen meşhur ettin Türkiye'de diyor. Çünkü ilk defa ben teklif ettim onun televizyona getirilmesini. Çocuklar bayıldılar ya. Yani geçenlerde onunla bir program yaptık gene Fatih ben Ahmet Hoca. Ondan sonra ben yorumlara baktım. Yorumların %95'i Ahmet Hoca. Buradan yorumları okuduğunuz sonucuna varıyoruz. Tabii. Bak, çünkü ilgilenmek istiyorum. Ne oluyor, ne kim ne düşünüyor. Fakat o yorumların %90'ının Ahmet Hoca hakkında olduğunu görünce... Ona da Fatih'e de söyledim. Bakın dedim bu çok önemli. Fakir çocuk, Anadolu'da imkanı olmayan çocuk Ahmet Hoca'yı örnek alıyor. Bu dedim çok mühim. Ahmet Hoca gariban bir Anadolu çocuğu olarak nerelere gelebilmek mümkün bunu gösteriyor dedim. Ben bunu gösteremem. Ben Alman dadılarla bilmem nelerle falan büyümüş bir adamım. Yani tekrar edeyim çocuğa işte Celal gibi yap demek çocukla alay etmek olur. Ama Ahmet Hoca var. Mesela çocuğa İlber'i de örnek gösteremez. Anası babası Rusya'da okumuş. Şahane bir kültür. Evde 3 dil konuşuluyor. Yani değil mi bizim Anadolu çocuğuna nasıl dersin sen İlber gibi ol? Olamaz çocuk nasıl olsun ya? Ama Ahmet gibi ol dersen olur.